İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor, ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Daha sonra ilahi dinleyeceğiz. İlahinin ardından günlük sohbetimizi paylaşacağız. Daha sonra Hayatım Roman gelecek ve son olarak da Sorun Söyleyelim de Osman Ünlü hocamızla birlikte olacağız. Şiirlerle Menkıbeler. Abdülehad Serhendi, rahmetullahi aleyh, Allah seni seviyor mu? Bu zat buyuruyor ki, her şeyden daha önce, dinimizi öğrenmek lazım gelir iyice. Sonra da ihlas ile onu tatbik etmektir. Çok küçük olsa bile günah işlememektir. Nefsinin haram olan arzularını şayet kim terk eder, yapmazsa bulur sonsuz saadet. Bir dünya lezzeti ki değilse haram, yasak, ona izin vermiştir kullara Cenab-ı Hak. Onun için Müslüman, ehli sünnet üzere bir iman ve itikat edinmeli ilk kere. Sonra öğrenmelidir neyse farz ve haram, farzları eda edip günahtan kaçmalı tam. Zira günahkârlara Rabbimiz eder gazap. Tövbesiz ölürlerse görürler acı azap. Bir günde buyurdu ki, bir kulda edep haya var ise o kavuşur Allahü Teala'ya. Bugün gaflet içinde yaşayan nice insan kendi yaradanına ediyor günah isyan. Nefsine tabi olup günahlara dalanlar, cennet nimetlerinden mahrumdur yarın onlar. Bunlar bilmiyorlar mı Allah'ın gördüğünü? Ne cevap verecekler ölünce mahşer günü? O sorgu sual günü elbette ki olacak. Herkesin amelleri önüne konulacak. Dünyada haramlardan kaçınarak büsbütün cennete girenlere müjdeler olsun o gün. Dünyanın zevklerine hiç aldanmayanlara ve Allah'tan korkarak günahtan kaçanlara, çoluk çocuğunu da koruyorlarsa eğer, bunlara ahirette verilir çok nimetler. Yine bir gün bir gence buyurdu ki, evladım, nefsini aldanıp da harama atma adım. Allahü Teala'yı seviyorsa kim eğer, onun emirlerini severek ifa eder. Yani farzları yapıp kaçınır her günahtan. Haramlar karşısında haya eder Allah'tan. Büyükler buyurur ki, bir kimse etse merak, ki beni seviyor mu acaba Cenab-ı Hak? Baksın her gün yaptığı işlere, amellere, sevip sevmediğini anlasın buna göre. Haram ve günahlarla uğraşıyorsa şayet, bilsin ki sevmiyordur. Budur buna işaret. Bir mü'min de İslam'a hizmet edemiyorsa, bilsin ki günahları mani olur bilhassa. Ağlayıp sızlasın ki, acaba ne günahım? Var ki nasip olmuyor bana bu ey Allah'ım. Zira Cenab-ı Allah buyurur ki Kur'an'da, İstiğfar ederseniz yetişirim imdada. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. Bir ülkeden kaçarken
o ülkenin sınırını aştığımızda kurtulma ihtimalimiz olduğu gibi, vurulma veya hapse girme ihtimalimiz de olur. İslamiyetin sınırını aşmak da böyle tehlikelidir. Bütün varlığımızla, bütün gücümüzle bu sınırın içinde olmaya çalışmalıyız. Bazen nefsani, bazen şeytani hareketler, bazen kötü insanların yanıltmasıyla sınırı aştığımız anda, o felaketten kurtulmak için tevbe ve istiğfar etmek gerekir. İnsanlar nefsine tabi olarak, şeytana, kötü arkadaşa uyarak bazen sınırı aşıyor. Yani haram işliyor veya küfre girebiliyor. O anda ölürse mahvolur. İslam hududunun, İslam dairesinin dışında ölmek felakettir. O bakımdan Peygamber Efendimizin bildirdiği, Allahümme ya mukallibel kulub, sebbit kalbi ala dinik duasını her gün okumalı. Ey büyük Allah'ım! Kalpleri iyiden kötüye, kötüden iyiye çeviren ancak sensin. Kalbimi dininde sabit kıl. Yani dininden döndürme, ayırma. Dinin hudutları içinde kalmamı nasip eyle demektir. Sınırın dışında olmak tehlikelidir. O bakımdan dinimizin ilk emri sınırları öğrenmektir. İslamiyetin sınırı önce küfürden, şirkten sakınmak, ikincisi haramlardan sakınmak, ondan sonra mekruhlardan sakınmaktır. Bunlardan sakınınca o sınırlar içinde yapılan her ibadet sahih olur. Allahü Teala sınırın dışında olan ibadetten razı değildir. O insanın kurtulma ümidi de çok azdır. Çünkü sınırın dışında her an küfre girebilir. Haram işlerken ölebilir. Kötü bir yerde can verebilir. Yani ibadetleri o anda onu kurtarmaz. Ama sınırı aşmazsa Allahü Teala'nın razı olduğu yerde olduğu için yaptığı her ibadetten ecir alır, ölürse Müslümanların arasında ölür, kabri belli olur, haramlardan her an sakındığı için cihat sevabı alır. Sınırın içinde kalmanın tek yolu salihlerin arasında olmaktır. Bunun için Peygamber Efendimiz, cemaatte rahmet vardır, ayrılıkta azab-ı ilahi vardır buyurmuştur. Dinimizde sıra önce iman etmek, ikincisi ilim, yani İslamiyet'i bilmek, sonra da bildiğine uygun yaşamaktır. İslamiyet'in sınırını bildikten sonra insan günah işlemez. Sınırları bildiği halde günah işlemeye giderse, bu çok daha tehlikeli olur. Elfaz-ı küfür, küfre sebep olan, yani imanı götüren sözlerdir. Böyle bir sözü kasten söyleyenin imanı gider. Çünkü her Müslümanın bilmesi gereken şeyleri öğrenmesi farzdır. Bilmemesi özür olmaz, büyük günahtır. Bir mekruhu, bir sünneti bile hafif görmek, küfre sebep olur. Küçük günaha devam etmek, büyük günah olur. Büyük günaha devam etmek de insanı küfre kadar sürükler. Sonra Allah korusun küfre düşer, sonsuz ateşte yanar. Uçurumun kenarında sınırda dolaşmak ahmaklıktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uçurumun kenarında dolaşan kimse her an uçuruma yuvarlanabilir buyuruyor. Büyüklerden bir zat da nefsine uyan haram işler, haram işleye işleye küfre dalar, kafir olur gider. Çünkü haramı işleyince alışır, alışınca zevk alır, zevk alınca önem vermez, haram olduğunu unutur. Harama önem vermeyen kafir olur buyururdu. Yüzümüzü ahirete dönmeliyiz. Başkasının kusurlarıyla değil, kendi günahlarımızla uğraşmalıyız. Abdest suyu kaynarsa, ona bile dayanamayız. Cehennemin dehşetini anlatmak mümkün olmaz. O kadar korkunç bir yerdir ki, günahsız olan melekler bile onun dehşetinden korkarlar. Peygamber Efendimiz, Cebrail aleyhisselamı çok üzgün görünce sebebini sorar, o da, cehennemin öyle kızgın bir alevini gördüm ki, onun etkisinden hala kendime gelemedim diye cevap verir. Ahirette Allahü Teala'nın rahmetine kavuşabilmek için imanla ölmek gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde açık bildirilenlere uygun imanı olmayan veya haramlardan sakınmaya önem vermeyen kimsenin imanı gider, mürtet olur. Allahü Teala'nın kullarına ihsan ettiği en büyük nimet doğru iman nimetidir. Yani ehl-i sünnet itikadıdır. Nimet ne kadar büyükse düşmanı da o kadar çoktur. Bu düşmanlarının en büyüğü nefstir.
O da içimizde. İmanımızı çalmak için fırsat kolluyor. Bir an gafil değil. Bu nefsten korunmanın çaresi, Allahü Teala'nın emir ve yasaklarına riayet etmektir. Nefs ölmez ama haramlardan kaçtıkça, ibadetleri yaptıkça zayıflar, güçten düşer ve aldatması azalır. Hayatım Roman. Sokaktan gelen çocuk. Ben İstanbul'da zengin bir muhitte kadın kuaförlüğü yapıyorum. Ay, eline sağlık Güner'cim. Gerçekten de çok güzel oldu. Ama ben size bu rengin yakışacağını söylemiştim, değil mi? Aa, bakın bir sokak çocuğu kapıya geldi. Ne istiyor ki acaba? Amca, çırağa ihtiyacın var mı? Yok oğlum. Yok demek. Bir dakika. Bakayım, sen üşümüşsün ya. Hadi gel biraz içeride ısın, gel. Teşekkür ederim. Gel. Şimdi senin karnını da açtır değil mi? Açım ya. Yardımcım Ali hemen yemek söylesin sana. Otur bakayım sen şuraya. Tamam, hadi oğlum bir yemek söyle bakayım Ali'cim. Tamam usta. Ben de eve telefon edeyim de giyecek bir şeyler getirsin. Çok iyi olur Nazmi Hanım, çok iyi olur. Gördün mü? Karnın doyunca yüzüne renk geldi. Üstün başın da pek yakıştı ha. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi söyle bakayım. Senin kimin kimsen yok mu? Nedir bu haline? Amca, 7 yıldan beri yerim de yurdum da şu İstanbul sokakları. Sokak çocuğum diye kimse bana iş vermiyor. İstersen ben seni işe alırım. Sahi mi amca? Ya. Gerçekten beni işe alır mısın? Bak, alırım almasına da bir akraban ya da daha doğrusu yatıp kalkabileceğim bir yerim varsa alırım, tamam mı? Var mı öyle bir yerin? Benim Allah'tan başka kimsem yok amca. Yattığım yerde Kasımpaşa'da terk edilmiş hurda bir minibüsün içidir. Orada 4 arkadaş kalıyoruz. Onlar serseridir. Daha buralara kadar gelmenin sebebi de bu. Onlardan kurtulmak için iş arıyorum. Ben serseri olmak istemiyorum. Tamam yavrum, tamam. Sen üzülme bakayım. Her ne kadar seni tanımıyorsak da sen bir çocuğa benziyorsun ha. Şimdi seni çırak olarak işe alıyorum. Bu gece de bu dükkanda kalırsın. Yarın ne yapacağımızı tekrar konuşuruz, tamam mı? Kimse beni dükkandan birileri içeri sokmazdı amca. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Ama seni mahcup etmeyeceğim. Hakan o gece dükkanda kaldı. Sabah geldiğimde ise çoktan kalkmış, kendine göre dükkanı pırıl pırıl yapmıştı. Başka çıraklarım da vardı ama Hakan başka türlü çalışıyor, işten atılmamak için elinden gelen gayreti gösteriyordu. Aldığı bahşişlerin yanı sıra artık haftalığı da vardı Hakan'ın. Sanki milyarlar kazanıyormuş gibi bahşişleriyle hepimize bir şeyler ikram etmeye çalışıyordu. Kısa zamanda herkesin sevgisini kazanmış, adeta dükkanın maskotu olmuştu. Bir gün nereden aklıma geldiyse sordum. Hakan, söyle bakayım, gelecekle ilgili bir isteğin var mı? 2 isteğim var usta. Biri okuma yazma bilmek, biri de... Nasıl söyleyeyim? Söyle hadi. Sünnet olmak. Sana söz veriyorum yavrum. Seni sünnet de ettireceğim. Okuma yazma öğrenmen için de özel hoca tutacağım. Tamam mı? Sağ ol usta be. Sağ ol. Hakan epey zaman misafirimiz oldu dükkanda.
Ona güzel bir sünnet töreni de düzenledik. Dükkanın her tarafını balonlarla süsledik. Müşterilerin her biri de bir hediye getirdi. Bir bayan müşterim de her gün gelip ona okuma yazma öğretmeye başladı. İnanır mısınız? 2 ay içinde hem okumayı yazmayı öğrendi hem de kuaförlüğü öğrendi. Ama bir sabah dükkana geldiğimde ağlıyordu. Hakan, ne oldu oğlum? Neden ağlıyorsun? Yerimi öğrenmişler usta. Kimler? O serseri çocuklar. Gece dükkanın kapısını kıracaklardı. Polis çağırırım diye korkuttum ama artık rahat vermezler. Sana da bana da. Ya. Aradan birkaç gün geçmemişti ki Hakan'ın telaşla kapıdan içeri girdiğini gördüm. Yüzünde dehşet ve korku vardı. Hakan, bu ne oğlum? Ne oldu sana? O çocuklar geldi gene usta. Burada çalışmaya devam edersen dükkanı dağıtırız dediler. Benim yüzümden sana zarar gelmesini istemem usta. Benim yerim sokaklardır. Bana yaptığınız iyiliklerden dolayı hepinize teşekkür ederim. Ama sokaktan gelen gene sokağa döner usta. Allah'a ısmarladık. İçim kan ağlayarak gitmesine razı oldum. O bir sokak çocuğuydu. İşte yine sokağa dönmüştü. Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hocam, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Bir dinleyicimiz diyor ki, baba bedduası alan kimsenin kurtuluşu olur mu? Bazıları eğer kabul olduysa bir daha iptal olmaz diyorlar. Doğru mu? Hem kitaplarda böyle halk arasında söylendiği gibi yazmıyor. Evet, yani kabul olursa, annenin bedduası da babanın bedduası da kabul olmuşsa o başa gelir. Peki bunun geri çekilme ihtimali yok mu? Var. Baba hayattaysa gider, yalvarır, yakarır. Helal ettir hakkını. Ondan sonra da hayır dua eder. Ya Rabbi, önceki o yaptığın bedduadan ben tövbe ettim. Oğluma aynı şekilde hayırlı hal, kızıma hayırlı hal nasip et diye dua eder. Öbür duasını kabul ettiği gibi Cenab-ı Hak bunu da kabul eder. Samimi olarak yapılanları. Peki vefat etmişse, o zaman babasının kabrini ziyaret eder, tövbe istiğfar eder, sadaka verir, hayır hasenat yapar. Babasının arkasından Kur'an-ı Kerim okur. Yaptığı hayırların sevabını babasına veya annesine gönderir. Onlar orada aynı şekilde gözükür. Kabrine gidip, dua edip, yalvarır. Onu görür. Yani kabrine ziyaret edilenler hadis-i şerifte bildiriliyor. Geleni tanır buyuruluyor. Oğlunun veya kızının gerçekten perişan olduğunu, gerçekten üzüldüğünü görür, hakkından vazgeçer. Yani Cenab-ı Hak takdirini değiştirir. Çünkü mülk Cenab-ı Hakk'ındır. Dilediği şekilde değiştirmeye yetkisine o sahiptir. Dolayısıyla ümitsizlik yok. Hani Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri'ne atfen, bu dergah, bu kapı ümitsizlik dergahı değildir. Kim ve ne olursan ol, yine gel. Gerçi bunu bir başkası da söylemiş diye naklediliyor kitaplarda ama Mevlana Hazretleri'ne atfen naklediliyor kitaplarda. Dolayısıyla Allahu Teala'nın kapısı ümitsizlik kapısı değildir. Kim hangi durumda olursa olsun, şirk dahil hayattayken yapılan tövbeleri, özürleri Allahu Teala kabul eder buyuruyor. Bir başka dinleyicimiz, Osman hocam diyor, zaman zaman kadınlara diyor çok yükleniyor diyor. İşte kadın erkek münasebetlerinde veya kadın erkek kavgalarında işte kadın da diyor ki işte suçludur. Hatta diyor cinayetlerde bile diyor onun da bir suçu vardır manasına gelecek şeyler söylüyor. Adam diyor, kadın diyor boşanmış diyor. Bir başkasıyla evlenecek diyor. Eski kocası gelip diyor kadını vuruyor diyor. Kadının ne suçu var bunda? Şimdi
Allah Teala muhafaza buyursun. Ezelde bir kimsenin eceli bıçaklanarak veya tabancayla vurularak veya bir kaza neticesinde veya düşme neticesinde ya kalp krizi neticesinde veya kanser sebebiyle takdir edilmişse bunun önünü kimse alamaz. Hayırlı işlere vesile olanlar mübarek olsun. Ama Allah-u Teala şerde kullandıkları da var. Bu kadının hiçbir suçu yoksa, imanlıysa, kocası veya bir başkası işte veyahut da iftira ederek bazılarının üstüne saldırarak o kadına aynı şekilde şiddet uygular yahut da ne bileyim onu bıçaklar yahut da tabancayla öldürürse Allah-u Teala o kadın kuluna şehitlik verir. O bıçak darbelerini, o kurşun darbelerini hissetmez bile. O köşeyi döner gider. Öbürüsü bataklığa düşmüştür. Tövbe hatırına gelir mi, gelmez mi? Tövbe gelse helallik dileyecek. Nasıl helallik dileyecek? Öldürdü çünkü. Şimdi Allah-u Teala muhafaza buyursun. Hani normal bir geçim söz konusu ise niye ayrıldılar? Ama işte erkek efendim zulmediyordu. İyi de o kadın niye böyle bir erkeği seçti evlenirken? Efendim işte öyle değil de kaçırdılar. Peki kaçırdı, ondan sonra bu kadın Allah-u Teala'nın emrini yerine getiriyor muydu? Allah-u Teala'ya sığındı mı? Tövbe istiğfar etti mi? Ya Rabbi ben kendimi sana emanet ediyorum, beni koru kolla dedi mi? Öyle olmadığı gibi herhangi bir hemcinsinin yanında işte kocam şöyleydi, kocam böyleydi, işte ben ona yaparım, ben ona gösteririm mi dedi. Bunların hepsi bizim için meçhul. Biz kitaplarda bildirileni naklediyoruz. Kitaplarda buyuruyor ki Allah Teala rahmet eylesin, Enver abiler de sık sık onu naklederlerdi. Buyuruyor ki bir kimse %100 kötü, %100 iyi olamaz. Yani ve %100 haklı, %100 haksız olamaz. Haklılık oranları farklıdır. Birisi %90 haklıdır, öbürüsü %5 veya %10 haklıdır. Ama birisi %100 haklı, öbürüsü %100 haksız değil. Mutlaka bir şey bulunur. Şimdi bu dinleyicimiz niye alındı ben onu anlamadım. Genelde insanlar kendilerinde meydana gelen hata ve kusuru örtmeye çalışır. Ekranda haberlerde dinlerken işte kişi yapmış da falan aynı şekilde öldürülmüş. Tamam, zahiren masum. Nice öyle masum kimseleri karıştırdığın zaman altından Çapanoğlu çıkıyor. Masum gibi görünür, altından Çapanoğlu çıkıyor. Biz bize gösterileni biliyoruz. Gerisini biliyor muyuz? Hayır. Peki biz biliyor muyuz? Biz söylerken hayır. Peki niçin böyle söylüyoruz? İslam alimleri böyle söylediği için naklediyoruz biz. Bunun alınmasının, bundan aynı şekilde kendisine bir şey çıkarmasının kadınlara yükleniyor falan. Halbuki bu dinleyicimiz gibi erkekler de aynı şekilde bize şey yapıyor. Siz kadınlar tarafını tutuyorsunuz, erkeklere aynı şekilde çok yükleniyorsunuz. Yani bizim naklettiklerimizden birisinin nefsine deyince o diyor ki işte siz erkeklere çok yükleniyorsunuz. Birisi diyor ki yok efendim kadınlara yükleniyorsunuz. Bir başkası diyor ki Diyanet'e yükleniyorsunuz. Bir başkası diyor ki İmam Hatip'e. Bir başkası yok Kur'an kursa. Bir başkası diyor ki Osman Hoca tarikatlara düşman, hiç alakası yok. Tarikatın ne olduğunu anlatıyoruz. Adam tarikat adı altında uyduruk bir şey yapıyorsa ona dokunuyor bu. Ona dokunuyor. Erkeklik gururu diyenlere de aynı şekilde bu kibirdir dediğimiz zaman işte erkekleri böyle sıfırladı falan filan. Diyanet personelinden birisi yanlış yaptı, yanlış söyledi, onu söylediğimiz zaman Diyanet'e düşman. Bizim ne Diyanet'e düşmanlığımız var, ne İmmatübe, ne Kur'an kursuna, ne kadınlara, ne erkeklere düşmanlığımız yok. Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın seçip yarattığı İslam alimlerinin kitaplarından alıp naklediyoruz. Onların yazdıkları kitaplarda Osmanlı'nın nefsine de ağır gelen şeyler var. Efendim bu benim nefsime ağır geliyor, bu zat burada işte yanlış yazmış diyebilir miyiz? Doğru yazmış. Bazen anlatıyoruz mesela. Diyoruz ki hani Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh o İslam Ahlak kitabını yayınladığı zaman orada gadab öfke kısmını okurken, halbuki Muhammed Hadimi Hazretleri'nin Berika kitabından alınmış, İmam-ı Gazali Hazretleri'nin İhya kitabından desteklenmiş o kitap, oradan da nakiller yapılmış. Orada bu zat bir şey anlatıyor. Diyor ki bazı kimseler cansız nesnelere bile aynı şekilde onların hareketlerine bile öfkelenirler. Hatta bazı ahmaklar var buyuruluyor.
duvara çivi çakarken veya tahtaya çivi çakarken keseri veya aynı şekilde çekici eline vurduğu zaman o çekici keseri yere atıp üzerine tekmeleyen ahmaklar da var buyuruyor. Ben okuduğum zaman dedim bu bana ahmak diyor. Çok yaptım öyle. Ama iyi düşününce Muhammed Hadimi Hazretleri kaç asır önce vefat etmiş. İmam-ı Gazali Hazretleri kaç asır önce vefat etmiş. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh ahirete intikal etmiş. Onların benden bir alıp veremediği yok ki. Bana ahmak demiyorlar. Bu hareketin ahmaklık olduğunu anlatıyorlar. E ben de bu ahmaklığa düşmüşüm. Bu bir hata mı? Hata. E ne yapmam lazım? Düzeltmem lazım kendimi. Aa bana ahmak diyemezsin. Yok ya. Ya ahmaklık işte başka bir şey değil bu yani. Değil mi? E dolayısıyla İslam alimlerinin kitaplarında yazdığı, bildirdikleri hükümleri duyunca veya İslam alimlerinin sözlerini duyunca bunlara itiraz etmek, efendim işte fazla yükleniliyor veya bize düşman oluyor falan. Ne alakası var ya? Benim yaşım aynı şekilde 60'ı 70'i 70'e doğru gidiyorum falan. Kimseden beklentim yok. Herhangi bir şekilde bir talebim yok. Yeterince de ünlüsünüz zaten. Soyadım ünlü bir kere. Soyadınız da ünlü. Şan şöhret ihtiyacı da yok. Öyle bir durumda söz konusu değil. Dolayısıyla o dinleyicimiz anılmasın. Biz doğru olanı naklettik. Bir başka dinleyicimiz diş dolgusundan dolayı Maliki mezhebini taklit ediyorum diyor. Elimde ya da tırnağımızda hamur yapışmış ve kurumuş veyahut da yağlı boya falan yapışmış. Nasıl olsa diş dolgusundan dolayı Maliki'yi taklit ediyoruz deyip bu kalıntılara önem vermesek olur mu? Biz Hanefi'den çıkmadık. Bunlara önem vereceğiz. Onları çıkaracağız, yeniden alacağız. Biz Maliki mezhebini taklit etmek suretiyle tamamen Maliki mezhebine geçmiyoruz. Piyasada yanlış anlıyorlar bunu. Mezhep değiştirmiyoruz. Hanefi mezhebinden çıkmıyoruz. Hanefi mezhebinin hükümlerini, farzlarını ve müsnetlerini gözetiyoruz. Hatta mekruhlarında ve sünnetlerinde kendi mezhebimize ittiba ediyoruz. Ek olarak taklit ettiğimiz mezhebin gusül, abdest ve namazda farz dediklerini yapıyoruz. Ve müfsit dediklerinden de sakınıyoruz. Kendi mezhebimizde dikkat ediyoruz. Öyle. Nasıl efendim taklit ediyorum? Yok öyle. Ona dikkat ediyorsun. Ha şu olabilir. Diyelim ki öyle bir yerde ki hakikaten gusül tazeleyecek yani tekrar alabilecek, iade edebilecek durumda değil. Ondan sonra abdesti tekrar şey yapıp namazı kazaya kalma tehlikesi söz konusu. Ha böyle durumlarda benim Maliki mezhebine göre guslüm ve abdestim vardı diyerek şey yapabilir, söyleyiver, taklit edebilir. Fakat orada dinleyicimizin atladığı bir nokta var. İmam Malik ve İmam-ı Şafii Hazretleri gusülde ağzın içerisini yıkamak farz değil buyuruyorlar. Vücudun tamamını yıkamak farz diyorlar onlarda. Onun orada öyle bir kıyas yaparak benzetme yapmaları nereden çıktı onu anlamadım ben. Yani tırnağımda aynı şekilde boya vardı da elimde yağlı boya vardı da yani İmam Malik Hazretleri elini boyarsan yağlı boyayla boyarsan gusülün olur demiyor ki. Şeyden bence şey yaptı. Öyle bir kıyasa gitti. Maliki'de necaset bir kavle göre namaza bağlı. O necaset o. İşte onun necasetle kiri bir karıştırıyor. Kiri karıştırıyor. Yani ağzın dışında, yüzünde, vücudunda, elinde, tırnağında yağlı boya veya benzeri bir şey yapışmışsa Maliki mezhebinde de, Şafii mezhebinde de, Hanbeli mezhebinde de, Hanefi mezhebinde de o gusül iade edilir. Orada bir çıkış yolu yok. Taklit etmesi kurtulmaz. Ancak mesela hani deminki şeyde diyelim ki bir kanama oldu veya necaset fazlaydı. Kendi mezhebine göre tekrar aynı şekilde onları gidermesi gerekiyordu ama giderecek zaman yok. Namazda gidiyor, vakitte gidiyor. O zaman Maliki mezhebine göre der kılabilir ama burada değil. Bir başka dinleyicimiz de yine buna yakın bir konuyu sormuş. O da Maliki'yi taklit ediyormuş. Ayağımda diyor bir yara oluştu. Böyle kırmızılık var ama akan bir kan yok. Peçeteyle dokununca ya da sürünce peçete kırmızı oluyor. Yani kan sürülüyor. Hanefi mezhebine göre bozuluyor abdesti. Abdesti bozuluyor. Bunun üstüne diyor yara bandı yaptım. Hı-hı. Orayı kapatmış. Üstünü mesh etti. Hanefi'de de kurtarır o. Peki Maliki'de bu abdestle öğlen vakti abdest almış olsa ikindiyi kılabilir mi? Eğer o bantı açarsa evla olanı açıp bakması kanama devam ediyor mu etmiyor mu Hanefi mezhebindekiler için?
Ama açtığı zaman yaranın iyi olması gecikecek veya yaranın azma durumu söz konusuysa Hanefi mezhebinde bile üstünü mesheder kurtarır. Maliki mezhebi de zaten kan abdesti bozmuyor. Sıkışık durumlarda hiç aynı şekilde yarayı kaldırmadan Maliki mezhebini taklit ediyorsa yıkarken üstünü mesheder, namazında kılar. Peki Maliki mezhebini taklit eden ederse bir kadın ederek Kur'an-ı Kerim hayızlıyken okuyabilir mi? Okuyamaz. Okuyamaz çünkü zaruret değil o. Peki efendim ama işte gusül abdesti ben taklit ediyorum Maliki mezhebini. Gusül abdesti taklit ediyorsa namaz kılmak için. Namaz farz. Kur'an-ı Kerim okumak farz değil. Farz değil. Nafile bir ibadettir Kur'an-ı Kerim okumak. Peki efendim ama işte Kur'an kurslarında yapıyorlar. Diyanet'in kurslarında yapıyorlar falan. Adamlar hep şeye söyleyiver. Mezhep taklidine karşılar. Bunu sıkıştığı zaman Maliki de caiz. Bu ne perhiz, bu ne lanet tursu. Hani mezhep taklidi yoktu. Hani mezheplere inanmıyordun. Niye orada aynı şekilde kıvırıyorsun? Tabii hesaplarına geldiği şekilde yapıyorlar. Haçta da yapıyorlar bunu. Diyanet personeli yapıyor bunu. Yaptıkları yanlış mı? Yanlış tabii ki. Yaptıkları yanlış. Çünkü farz olan bir ibadeti yapmakta güçlük varsa, haraç varsa veya zaruret varsa kendi mezhebinde bulunur. Bu zaruret değil. Kur'an-ı Kerim okumak farz değil ki. Vacip de değil. Sünnettir. Nafile bir ibadettir. Hatta mesela teheccüd vakti kalkıyorsun. Namaz kılmak var, nafile. Kur'an-ı Kerim okumak var, nafile. Ama fıkıh bilgisi öğrenmek. Bu ikisinden kıymetlidir buyuruyor. Farz. Farz çünkü. Kendisine lazım olan fıkıh bilgisini öğrenmek daha kıymetlidir buyuruyor. Teheccüd. O zaman tabii. Bu durumda Hanefi'deki bir kadın Şafii mezhebini taklit ederek tek başına sefere de çıkamaz. Çıkamaz tabii. Hacca da gidemez. Yanlış bunların hepsi. Farz olmuyor ki. Hani böyle körükleyenler varmış işte oluyormuş. Tabii canım. Falan. O şeyde piyasada Müftü Sakale'in çok. Mustafa Bey sen uyuyorsun. Bir de bana diyorsun güncelleştir diye. Ben güncelleşiyorum. Bakıyorum böyle. Müftü Sakale'in pek çok. Ben güncelleşemiyorum demek ki. Dinleyicimizin bir sorusu daha var. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'in manasıyla meal farklı şeyler midir? Bugün piyasada manası meali dedikleri şey hep tercümedir. Meal önceki asırlarda böyle motomot tercüme değil. Meal ne? Oradaki muradı ifade için çok geniş olmasa bile tefsir kitaplarındaki kadar bile olmasa o açıklamanın hülasası özetidir. Bu şey kelime geçmiyor falan. Kelime geçmeyecek tabii ki oradaki murat anlatılıyor. Meal o. Mesela biz zaman zaman şer tefsiri mevakıp diyoruz. İsmi tefsir ama mealdir. Mealdir. Yani hiç olmasa o ayet-i kerimenin nuzulü hakkında, nazil olduğu zaman hakkında bilgi veriyor. Ve orada hangi sebeple nazil olduğu ve ne hüküm bildirdiği meal itibariyle, genel itibariyle bir özeti sunuluyor. Meal o. Peki şimdikiler tercüme. Peki onlara itibar edilir mi? Edilmez. Adamın kabiliyeti kapasitesine kadarsa o kadar aynı şekilde anlamış ve tercüme etmiştir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki ayet-i kerimelerin anlamı değil, o tercüme edenin kendi kafasındaki anladığıdır. Onun için itibar edilmez bunlar. Tefsir daha geniş bir... Tefsir, Ehl-i Sünnet alimleri buyuruyorlar ki, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hadis-i şeriflerinin hepsi Kur'an-ı Kerim'in tefsiridir, açıklamasıdır. Tefsir odur zaten. Hem söz ile açıklamış hem fiil itibariyle yapmıştır Resulullah Efendimiz. Bunlardır açıklama. Mesela Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhüma müfessirlerin şahı diye geçiyor. Bu zat kitap yazmamış ki. Peki nereden çıkmış müfessirlerin şahı? Resulullah Efendimiz'in sohbetine yetişti. Mesela bir şey söyleyeyim. Tamim Ben Said Tebedi kitabında da almışlar. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh. Kur'an-ı Kerim'de işte yemin edip yeminini bozan 3 gün oruç tutar. Ayet-i Kerime de arka arkaya demiyor. 3 gün. Ne anlayacağım? Ama bütün fıkıh kitaplarında 3 gün arka arkaya diye yazar. Nereden çıktı bu? Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma buyuruyor ki bu 3 gün oruç arka arkayadır. Çünkü Resulullah Efendimiz'in açıklamasını biliyor. Peygamber Efendimiz'e geldi ayet-i kerime. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ve Abdullah İbni Abbas da bunu radıyallahu anh böyle bildiriyor. Onun için bütün fıkıh kitaplarında Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'a hüccet gösterilerek bu yemin kefaretindeki oruç 3 gün arka arkaya tutulur diye izah ediliyor. Öyle kendilerine göre anlama durumu söz konusu değil. Onun için hadis-i şerifler ve peygamberimiz tatbikatı tefsirdir. Bu tefsiri de müştehit alimler
Eshab-ı kiram önce, sonra tabi'in almış, toplamış, bunları tasnif etmişler. Namaz hakkındakileri, oruç hakkındakileri ayrı ayrı bölümlere ayırmışlar. Alışveriş hakkında, hayız nifas hakkında, yani bu fıkıh kitaplarındakiler. Efendim nereden çıktı? Ya milyonlarca hadis-i şerif var. Bunların hepsi tasnif edilmiş. Bölüm bölüm tasnif edilmiş. Ondan sonra eshab-ı kiramın aynı şekilde ifadeleri takır takır kaydedilmiş. Tabi'in tarafından kaleme alınmış. Onlar tasnif edilmiş. İşte Abdullah bin Ömer Hazretleri böyle bildirmiş. Abdullah bin Abbas Hazretleri böyle bildirmiş. Ve ondan sonra Abdullah bin Mesud Hazretleri böyle bildirmiş. Mesela Hanefi fıkhı Abdullah bin Mesud Hazretleri vasıtasıyla Peygamber Efendimiz'e dayanıyor. İmam Azam İbni Hanife Hazretleri naklettikleri. Yani oturup da bugünkü mezhepsizlerin ve zındıkların söylediği gibi bunlar yorum değil. Oturup da aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'i kendi kafasına göre aynı şekilde yazıyor. İşte meal, meal değil bunlar. O adamın kendi kafasına göre anladığıdır. Kur'an-ı Kerim'le alakası yok. Bizim bildiğimiz büyük müfessirler de o zaman onlar da nakilciymiş. Nakilci tabii. Naklediyor. Ben de kendi kafalarımdan falan. Neye bir tanesi yazmış ya. Hatta birisi şey yapıyordu. Ya dedi adam birisi dedi işte 20 cilt tefsir yazmış dedi falan. Hatta dedi televizyonda dedi sunucu soruyor. Peki bu benim tefsirimde hiç nakil yok demiş. E nereden buldun? Ben buldum demiş. Öbür anlatan da diyor ki sen bulduysan ben de bulurum diyor. Senin kitabı niye okuyayım ben? Sen uydurursan ben daha fazlasını uydururum. Tabii. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız. İslam ve Toplum.